Remember the top? Üstüm sonu. Vatan muhaberesi zamanında Türk Kensayı yayınladığı bir bildiriyle Can Azerbaycan olan desteğini güçlü bir şekilde vurgulamıştır. Ayrıca Genel Sekreterimiz Bağdat Bey bizzat Azerbaycan'ı ve Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı kendi topraklarına ziyaret gerçekleştirmiştir. Hepimiz adına bu ziyareti gerçekleştirmiştir. Şimdi artık bu topraklarımız azat oldu. Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları azat oldu. Ve Cumhurbaşkanımız da Suşa'ya gitti. Çok sayıda bakanımız, ilgili arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, aynı şekilde meclis başkanımız. Buralar artık azat edildiğine göre sadece Türk Konseyi değil, bundan sonra Azerbaycan'ın bu bölgede herhangi bir şehrinde düzenleyeceği her türlü toplantıya katılmaktan biz büyük bir mutluluk duyarız. Zaten iki cumhurbaşkanlar olarak, iki kardeş olarak hemen hemen her gün görüşüyorlar. Sürekli telefonda da görüşüyorlar. Ve Suşa ziyaretinden sonra yine defalarca görüştüler. 12 Kasım'da biliyorsunuz zirve Türkiye'de olacak. Ama onun öncesinde de her an olabilir. Bunun için özel bir planlama yapmaya bile gerek yok. İki kardeş ne zaman isterse, iki liderimiz bir araya gelirler. Bizlere de talimat verirler. Biz de bu doğrultuda çalışırız. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için bir görüşme geçirmeniz planlanıyor mu? Ve bu ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin ileri süreceği şartlar ne? Ve bu şartlarda Azerbaycan hususuyla da Karabağ konusunda hangi konular ele alınacak? Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra biliyorsunuz olumlu bazı mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdi. Bizim başından beri en büyük arzumuz savaş bittikten sonra, vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde de Azerbaycan'ın biliyorsunuz Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Barış anlaşması imzalaması teklifi oldu. Henüz daha Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Ama bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları biz Can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız. Tüm uluslararası toplum gibi Türk Konseyi'nin de Afganistan konusundaki beklentileri ve kaygıları benzer. İnsani krizin ve ekonomik bir çöküşün önlenmesi, insan haklarının korunması, azınlık ve kadın hakları dahil, düzensiz bir göç dalgasının önlenmesi, terörizmin tekrar güç kazanmasının önlenmesi. Bunun için ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve devlet mekanizmasının çalışması önem arz ediyor. Bu anlayışla toplantımızda insani kriz karşısında Afgan halkına yardımcı olmak için Türk Konseyi olarak atılabilecek adımları değerlendirdik. Başta komşu ülkeler olmak üzere düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi. Bugün ayrıca 12 Kasım'da İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız Türk Konseyi 8. Devlet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. Bu zirvede konsey açısından tarihi adımlar atılacak. Hep birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine zirve öncesi Ceyhun kardeşim de bizleri davet ederse dönem başkanı olarak Azerbaycan'da bir Dışişleri Bakanları toplantısı daha gerçekleştireceğiz. Ve hazırlıklarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün 27 Eylül Türk dünyası için farklı anlamlar olan önemli bir tarih. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü. Türkmen kardeşlerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz.
İstanbul Zirvesi'nde Türkmenistan'ın gözlemci olarak aramızda katılmasıyla aile resmimiz tamamlanmış olacak. Bugün aynı zamanda Karabağ'ın azatlığına giden vatan muharebesinin başladığı Can Azerbaycan'ın şehitlerini anma günü. Toplantımızın açılışında şehitlerimizi hep birlikte andık. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınmayla anılmasını istiyoruz. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir. Artık bölgesel işbirliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde Can Azerbaycan'ın da önemli teklifleri, öneriler oldu. Herkesin kazançlı çıkacağı bu fırsatların tüm ülkelerce değerlendirilmesini umuyoruz. Cumhurbaşkanlarımız Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev bölgede barış, istikrar ve refah isteklerini defalarca vurguladılar. Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrinə əsasən əks hücum əməliyyatına başlayaraq 30 ilə yaxın davam edək işğala son qoydular. Məhz 27 Eylül'dən başlayan Zəfər yolu 44 günlük vətən müharibəsi ilə qələbə ilə başa çatdı və qeyd etdiyim kimi 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarımız azad edildi. Bugün tədbirimizin əvvəlində mən minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Bütün toplantı işçiləri, bütün hörmətli nazirlər, əziz şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Mən bugün bu fürsətdən istifadə edərək xüsusi olaraq bu müddət ərzində vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana dəstək olan, Azərbaycanın haqq sözünə öz dəstəyini nümayiş etdirən bütün dövlətlərə, bütün rəsmilərə minnətdarlığımı bildirmək istərdim və bu yerdə xüsusi olaraq Türkiyə Cumhuriyyətinin rolunu qeyd etmək istərdim. Vətən müharibəsinin ilk günündən etibarən ən yüksək, ali səviyyədə Cumhurbaşqanı Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan başda olmaqla Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri, millət vəkilləri, siyasi partiyalar, Dişləri Bakanlığı və şəxsən Mövlud bəy, bütün digər bakanlıqlar, vətəndaş cəmiyyəti və Türkiyə xalqı tam net Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin yanında oldu. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizim üçün çox önəmlidir. Bu dəstək bizə əlavə güc verdi. Bizim birliyimizin və qardaşlığımızın bir rəmzinə çevrildi.